Yaz tatili olunca çocuklarımız zaten uzun soluklu bir eğitim döneminden çıkmış oluyorlar. Coğrafya nedeniyle bizim şehrimiz zaten çok sıcak bir şehir. Bununla beraber çocukların yaz gelişiyle beraber ailelerinden genelde bir tatil beklentisi olmakta. Gerek ekonomik sorunlar, gerek de ailelerin işlerinin varoluş nedeniyle bazen çocukları dışarı götüremeyebiliyorlar. Bu çocuklarda genellikle hayal kırıklığına neden oluyor. O yüzden bizim ailelere tavsiyemiz, uydurabiliyorlarsa çocukları şehrimizde var olan yaz kamplarına, havuzlara, yüzme programlarına, çocukların aktivite yapabileceği bir programa yazmaları gerekiyor. Çünkü zaten çocuklar bir yıl boyunca çok büyük bir eğitim serüveninden geçtiler. İyi veya kötü bir karne aldılar. Yaz tatili de onlar için bir dinlenme fırsatı. Onun için bu dinlemelerini onlar için yeni yıl hazırlık için çok iyi bir böyle bir deşarj olmaları gerekiyor. Çok fazla kitap okuma, çok fazla işte yine ders çalışma, işte çok fazla yine aile sorumlulukları, ebeveynler tarafından verecek sorumlulukları yapma yerine çocukların bu zamanlarda, bu tür tatillerde daha fazla deşarj olabilecekleri, ebeveynlerin tarafından desteklenerek yaz tatilinin tatil moduna geçirmekleri aslında çok önemli bizim için. Çünkü ondan sonraki yıl geldiğinde çocukları motive edecek bir şeyin olması gerekiyor aynı zamanda. Bu motivasyonu vermezsek eğer çocuklar için çok ciddi sorunlar baş gösterebilir. En başta önümüzdeki dönem başladığında çocuklarda bir sıkılma, ondan sonra bir bunalma, istememe, okula gitmeme isteği, bunlar baş gösterebilir. O yüzden çocuklar bu yaz tatilini geçirirken özellikle kendilerini deşarj edebilmeli. Yani az önce bahsettiğim gibi yani mesela havuz kursuna gidebilirler. Aile tatili imkanı varsa kesinlikle tatile çıkmalılar. Tabii ama günlük yine bir saat, bir buçuk saat bir kitap okuma bölümü de koyabiliriz. Çocuklara çok fazla sorumluluk vermemeleri gerekiyor. Sorumluluk bilincini zaten yaş aralığıyla zaten yavaş yavaş biz çocuklara aşılıyoruz ama yaz tatillerinde çocuklara çok fazla yük vermemeleri, onları çok sıkmamaları. Çünkü çocuklar çok fazla sıkıldığı takdirde az önce bahsettiğim gibi daha fazla stresle beraber bir depresif moda girebiliyorlar. Bununla beraber aileden uzaklaşması ve ailenin uzaklaşmasıyla beraber çok daha fazla sorunlar çıkarmaya ondan sonra bazı davranışlar gösteriyorlar. Bu davranışların önlenebilmesi adına ailelerin çocuklarla iyi geçinmesi, onları anlaması, onların da geçirdiği süreci öngörebilmesi. Çünkü onlar da bir yıl boyunca çalıştılar, emek verdiler. Onun için ailelerin de çocuklarıyla böyle daha fazla sorumluluk yüklemek, işte tatil oldu, bütün gününü bana ayırabilirsin, benim yapacağım işleri sana vereyim demek yerine onları daha rahatlatıcı, onların tatiline saygı göstermek ve onların da deşarj olmaları gerektiği gerçeğini görmesi gerekiyor. Çocuğumuzun eğitimde yani karnesinde çok fazla bir sorun yoksa eğer, çocuk elinden geleni yapmışsa ve başarılıysa zaten çocuğa gerekli ödüller verilmeli. Hem tatil açısından hem de diğer işte havuz kursları dersiniz, basketbol kursu, aktiviteler dersiniz, bilgisayar aktiviteler dersiniz, bunların hepsini yapılmalı. Çocuğumuzun eğer eğitim hayatında çok fazla bir başarı göremiyorsak ve biraz sorunluysa eğer, tatil artı eğitim programı diyebiliriz aslında buna biraz da. Hem çocukların eğitim konusunda kendini geliştirmesi hem de yine hak ettikleri o deşarj olma tatilini yaşamaları gerekmekte. Ailelere özellikle ve özellikle diyeceğimiz şey kesinlikle aileler çocuklarının bu gereksinimlerini göz önünde bulundurmalı ve böyle hareket etmeliler. Eğer çocuğun eğitim konusunda sorunu varsa tabii ki eğitim danışmanları yani olmalı. Ama çocukların bilişsel olarak bir sorunları varsa, kendi kendine yetemiyorlar veya onların çocuklarının dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorlarsa, konsantrasyon bozukluğu, hafıza bu gibi konularda sorunlar olduğunu düşünüyorsa tabii ki uzman bir psikoloğa başvurmalı ve bu konu üzerinden de gerekli destekleri almaları gerekiyor.